Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın. Bugün TV ekranlarına, paranın rotasına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Doktor Yaşar Erdinç ile birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz sizde. Günaydın Erkan, evet hoş bulduk. Böyle bir yoğun bir şekilde bilgisayara kilitlendiniz. Evet. Ne dedi bu Bernanke dünden beri? Dün bizim dış haber müdürü de gündeme onu getirdi. Evet. Dedim haberimiz var sabah. Zaten onun üzerine bol bol konuştuk. Bernanke beklediğiniz açıklamaları yaptı mı, öyle sorayım. Valla şöyle, Bernanke tam beklediğim tam açıklamayı yaptı. Daha doğrusu şöyle yaptı. Daha önce hani lise mezunlarının anlayacağı düzeyde konuşmuştu. Şimdi artık ilkokul mezunlarının anlayacağı şekilde konuştu. Ama ekonomi de o seviyeye gelsin, bizler de anlayalım, sokaktaki insan da. Bernanke de bunu öğrenmiş artık yani. Yani aynı sözleri, evet, daha anlaşılır biçimde söyledi. Ve şöyle bir şey, ben de bugünkü zaten köşe yazımın başlığı şey, hani Bernanke aynı şeyleri söyledi ama, hı hı, dedim bir ay önce konuştuğu zaman piyasalar alt üst oldu Erkan, yani inanılmazdı. Bütün işte dünyadan gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı yaşanıyor, inanılmaz böyle bir stres var, faizler artıyor. Şimdi istersen şöyle bir şey yapacağım. Bu Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı'nın yaptığı bir sunum var. Evet. Ve bu sunumda şeyleri vermiş. Yani neler olup bittiğini. Ve ben de o sunumu şöyle kısaca bir paylaşmak istiyorum. Ekrana verebilirsek, yani o sunumdan bazı parçaları aldım. Şu an bizim ekran niçin böyle bilmiyorum ama... Orada zannedersem, evet, biraz daha sola alabilir miyiz arkadaşlar? Tamam. Tamam. Evet, burada para giriş çıkışları gelişmekte olan ülkelere. Geçen sene Haziran-Temmuz ayında para girişi başlıyor. Bizim borsadaki yükseliş de o zaman başladı. Ve Mart ayından itibaren yavaş yavaş azalıyor para girişi. Burada çıkış yok. Azalıyor. Şu çizginin altı para çıkışı demek. Ve son Mayıs ayından itibaren, yani Bernanke'nin konuşmasıyla birlikte, bu bölgede muazzam bir para çıkışı var. Ve bütün gelişmekte olan ülkelerde faizlerde de yukarı hareket var. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 1.60'dan yaklaşık olarak 2.70'e kadar çıkıyor faizler. Ki bu çok yüksek bir artış. Yani bu Amerika için inanılmaz, 1 puan. 100 bas puan, çok büyük bir artış. Arkasından Brezilya ve Türkiye hisse senetleri piyasasına baktığımızda, Endonezya, işte Türkiye'yi karşılaştırabileceğimiz ülkeler. Bunu Merkez Bankası kendi sunumunda da vermiş. Bütün hepsinde borsalar aşağı gidiyor. Gelişmekte olan ülkelerin borsaları aşağı gidiyor. Burası Türkiye, şu grafik Türkiye. Üzerindeki Endonezya, benzer grafikler oluşmuş durumda. Güney Afrika'da bayağı aşağı gitmiş, sonra bir miktar toparlamış. Ama en az toparlayan Türkiye. Bu da bizim cari açıktan kaynaklanıyor. Bunu da dün Sayın Babacan bu şekilde açıkladı. Tahvil piyasasında faizler bak yukarı gidiyor. Brezilya'da, işte Endonezya'da, Güney Afrika'da. Bizde de aynı şekilde faizler yukarı gidiyor ama tabii bizdeki faizlerin yukarı hareketi çok daha sert olmuş durumda. Yani diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, örneğin Endonezya'da 5,5 seviyelerinden yaklaşık olarak 7,5-8 seviyelerine gelmiş. Bizde 4,60'dan 9,60 seviyelerine geldi. Tahvil piyasası da böyleydi. Kurlara baktığımızda Brezilya'nın parası yukarı gidiyor. Yani değer kaybediyor. Aynı şekilde Endonezya rupisi değer kaybediyor. Güney Afrika ve Türkiye, Türk TL'si değer kaybediyor. Benzer bütün bunları görebiliyoruz. Şimdi benim özellikle vurgulamak istediğim bir şey var. Bernanke yeni konuşma yaptı. Hı hı. Yani ne söyledi? Hani diyorum ya, artık ilkokul mezunlarının anlayacağı şekilde konuştu. Adamın söylediği şey şu. Varlık alım programı dediğimiz, hani para basıyor ya, her ay 85 milyar dolar veriyor. Bunun 40 milyar doları Amerika'nın çıkarttığı kağıtlar. Yani Amerikan hazinesinin çıkarttığı kağıtlar. Bunu, pardon, 45 milyarı. 40 milyarı da MBS deniyor buna. Mortgage Based Securities. Yani toksik varlık dediğimiz.
şeye dayalı, mortgage'a dayalı ürünlerden, o tahvillerden alıyor. Ve 40 milyar dolar civarında da bundan alıyor. Ve bunu ne zaman sonlandıracak bu alımı kendisi de bilmiyor. Yani dün net sonuç oydu. Daha önce de zaten kendisi de bilmiyordu ne zaman sonlandırılacağını. Hı hı. Şimdi herkes piyasa bekliyor ki Eylül'de azaltılmaya başlanacak. Yani ayda 85 milyar dolardan ne bileyim 15 milyar dolar azalttık. Kaça indi? Diyelim ki işte 70 milyar dolara indi. Eylül'de mi başlayacak? Ekim'de mi? Kasım'da mı? Aralık'ta mı? Bernanke diyor ki, daha önce de aynı şeyi söylemişti. Ekonomik verilere bakacağız. Ekonomik veriler baktık çok çok iyi gidiyor. O zaman erken bir vakitte azaltmaya başlarız. Baktık ekonomik veriler pek toparlanamıyor bir türlü. O zaman bu azaltma işlemini erteleriz. Veya çok az azaltırız. Baktık ekonomi daha da kötüye gidiyor. Böyle bir durumda bırakın azaltmayı arttırabiliriz bile diyor adam. Evet. Şimdi daha ne desin? Piyasalar aynı cümlelere, ya aynı cümle demeyeyim ama aynı mesajlara farklı tepkiler veriyor. Yani borsaya bakıyorsun, borsa bizim inanılmaz bir... Niye, anlamak konusunda mı farklılıklar var acaba? Yok, anlamak değil. Algılama mı farklı oluyor? Niye bu farklı tepkiler? Şimdi aslında burada hani ben yazının sonunda şey yazdım. Dedim ki, köşe yazımın sonunda piyasadır ne yapsa yeridir şeklinde verdim. Hakikaten piyasa bazen şöyle yapabiliyor. Hani piyasa her zaman etkindir aslında. Bu bilgiyi en iyi şekilde içerir. Yani en azından geçen açıklamada şunu anladı piyasa. Evet, kesin olarak varlık alım programı azaltılacak. Ama zamanını bilmiyoruz. Ama adam aynı şeyleri söylemişti. Şimdi onu fiyatların içerisine yedirdi piyasa. Yani borsalar düştü, işte faizler yükseldi. Paralar değer kaybetti. Bunu şeyin içerisine yedirdi. Şimdi bu açıklamalar sonrasında daha da kötü olmasına imkan yok. Çünkü kötüyü yaratan cümleler zaten bunlar. Yani bir kötü açıklama dediğin açıklama geliyor. 100'den 90'a düşmüşsün. 90'dan 80'e düşmen için daha kötü açıklama olması lazım. Yani dün söyledim ya, Bernanke çıkıp şunu söylemesi lazım. Yarın başlıyoruz parasal genişlemeyi daraltmaya demesi lazım. Bu da imkansız. Yani buna da imkan yok. Sonuç olarak piyasa onu zaten fiyatların içine giydirdiği için bundan sonra gelmiş olan açıklamalara baktığında bu sefer iyi tarafından bakıyor. Ya daha geciktirilirse, yani ya bu varlık alım programı daha geciktirilirse. Şimdi şöyle bir aşama izleyeceğiz Erkan. Biz dünyada böyle bir durumla karşılaşmadık. Yani 250 yıllık ekonomi tarihinde böyle bir durum yok. Hı hı. Yani bu kadar paranın basıldığı bir durum yok. Bu kadar gelişmiş ülkelerin borçlarının bu kadar arttığı bir durum yok. Yani baktığımızda gelişmiş ülkelerin borçları, yani Amerika'nın, Japonya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, bakıyorsun bütün gelişmiş ülkelerin borçları %100'e yaklaşmış durumda. İşte Avrupa'da İtalya, İspanya vesaire ciddi sorunlar yaşıyorlar. Aynı zamanda dünyada bu kadar paranın basıldığı başka bir dönem daha yok. Hem borçlar bu kadar artacak, hem bu kadar para basılacak. Böyle bir dönem de yok. İşte bu dönemin yönetilmesi zor. Bernanke'nin planı daha önce açıklandı. Bernanke bu yıla girerken bu plana dedi ki, önce dedi, biz dedi bu parasal genişleme, para bastık, acayip deli gibi bir para bastık. Amerika Merkez Bankası'nın bilançosu 3,5 trilyon dolara geldi. Dolayısıyla burada özellikle bunun geri çekilmesi lazım. Nasıl çekeceğiz? Önce varlık alım programını azaltacağız. Yani para basmanın miktarını azaltacağız. Bir süre sonra para basma işi duracak. Para basma işi durduktan sonra yavaş yavaş bastığımız parayı geri çekmeye başlayacağız. Yani daha önce aldığımız tahvilleri zamanı gelecek. Biz bu tahvilleri vereceğiz, karşılığında para alacağız ama yeniden tahvil almayacağız. Dolayısıyla bastığımız parayı elimizdeki varlıkları satarak şey yapacağız, tahsil edeceğiz. Dolayısıyla o varlıkları satmaya başladıktan sonra, varlıklar da belli bir seviyenin altına indikten sonra baktık ki enflasyon %2,5'a geldi. Baktık ki işsizlik oranı 6,5 veya altına düştü.
İşte o zaman ancak faizleri arttırmaya başlayacağız diyor. Fakat bu süreç o kadar uzun olmasına rağmen daha Bernanke para basmayı azaltacağım ayda 5-10 milyar dediği anda faizler fırladı gitti. Hani ona faizlerin aslında fırlayıp gitmesi için normal şartlar altında Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımı beklenmeli. Faizler çok aşırı reaksiyon verdi bana göre. Geri çekilecektir faizler. Yani faizlerde geri düşüş olacaktır. Ama bu süreç çok sıkıntılı olacak, biz bunu anlıyoruz. Yani şu son bir ay, bir buçuk ay Amerika'nın bastığı parayı geri çekmesi, sonra daha doğrusu durdurması, sonra geri çekmesi, sonra faizi arttırması çok türbülanslı bir gelecek 3-5 yılı gösteriyor. Şimdi enflasyon Amerika'da %2,5'a çıkarsa zaten ciddi anlamda ekonomiler toparlıyor demektir. Şimdi ekonomilerin toparlaması çok iyi bir şey, çok olumlu bir şey. Ama arkasından ciddi enflasyon getirir. Yani bu enflasyon da öyle daha öncekiler gibi olmaz. Yani kolay kolay önlenecek bir enflasyon olmaz. Yani herkes eğer işin açılacağına, işlerin açılacağına, tüketimin artacağına inanmaya başlarsa, üreticiler üretmeye başladığı anda, talebin gelmeye başladığını gördüğü anda ilk başta ham madde fiyatları yükselmeye başlayacaktır. Arkasından diğer şeyler yükselecektir, fiyatlar yükselecektir. Ve yeniden 1970'te Bretton Woods çöküşünden sonra nasıl ki 80'de ciddi bir enflasyon geldi dünyaya. Yani dünya 80'lerde Amerika'da enflasyon %13-14 seviyelerine geldi. Ve Amerika'da faizler %16 idi. Yani düşünebiliyor musun? Şu an 0,25 faizler veya 1-1,5 80'li yıllarda %16 idi. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Bernanke'nin bütün bu açıklamaları sonrasında piyasalar artık Bernanke'nin ilk açıklamalarını fiyatlara yedirmiştir. Ve varlık alım programının ne zaman başlayacağı henüz kesin değildir. Bu nedenle Amerika'dan gelecek veriler çok çok önemlidir. Amerika'dan gelen veriler ne kadar net, ne kadar güçlü bir ekonomiye geçildiğini gösterirse varlık alım programı da o kadar erken azaltılmaya başlanacaktır. Ama orada kritik iki tane rakam var. Eğer işsizlik %7'ye gelmişse, düşmüşse ve enflasyon da %2 civarına yaklaşmışsa, bunlardan birisi olmuşsa, bu durumda zaten varlık alım programı da bitirilmiş olacaktır. Onların takvimine göre 2014'ün işte ortaları veya ortalarını biraz geçerken varlık alım programı bitmiş olacak. Bernanke'nin kafasında şey var yalnız, özellikle bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde, birkaç çeyrek içerisinde ekonomideki toparlanmanın ciddi biçimde ivme kazanacağını düşünüyor. Ve o nedenle varlık alım programını azaltmaktan bahsediyorlar. Dolayısıyla Bernanke tahmin ediyorum bu aşamadan sonra yeni mesaj vermeyecek ve verilere bakın diyecektir. Yani genel gördüğümüz resim budur ve dolayısıyla da yatırımcının daha fazla kafasının karışmaması lazım. Bernanke etkisi piyasalarda artık azalacaktır. Ama Amerika'dan gelen verilerin de bu gelen verilerin, Amerika'dan gelen verilerin önemi çok ciddi biçimde artacak Erkan. Evet hocam, piyasalara etkisi azalacak dediniz. İsterseniz piyasaları biraz değerlendirelim. Evet. Dün itibariyle nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle döviz, dövizdeki durum. Şimdi orada tabloda, ne olduğunu tabloda durum. İstersen şey yapalım. Yani bu kararlar Bernanke'nin basın açıklaması çıktığı anda nasıl bir şeyle karşılaştık, nasıl bir resimle karşılaştık? Dolar yaklaşık 1.93'lerdeydi, yani 1.930 seviyesindeydi. Şurada çok net bir şekilde görülüyor. Ve bu şu seviyelerden itibaren 1.92-93 seviyelerinden itibaren hızla 1.910'lara indi. Ve ben dün bir rakam vermiştim. 1.915'in altına inerse eğer dolar, o zaman dolarda düşüş trendi başlar diye. Şimdi 30 dakikalık grafiklere geçiyorum. Özellikle şu seviye aşağı kırılmış gözüküyor. Yani bizim kritik destek seviyesi 1.915 seviyesi şu an aşağı kırılmak üzere gözüküyor.
Dolar buradan itibaren tahmin ediyorum bir miktar daha yukarı hareket deneyecektir. İkinci defa 1.915'e geldiğinde aşağı doğru gidebilir. Ve bilmiyorum, rejiye rica etsek üstten alttan daraltabilir miyiz biraz grafiği? Üstten aşağıya doğru daraltabilir miyiz? Ha evet, tamam. Bu şekilde daha iyi. Şu seviye, özellikle bu seviye çok önemli. Ben tabii orada net bir şekilde görünmüyordu. 1.90-91 seviyesinin altına geldi. Dolar daha önce 1.97'yi gördü. Böyle bir kanal oluştu. Hani şu anki şartlarda Bernanke'nin bu açıklamalarından sonra dolarda tekrar 1.97 olasılığı düşük. Hani doları buradan alalım mı diye soran olursa mesajım hayır. Yani dolar bu seviyelerden dolar aldığınızda hani 1.93-1.94'e tekrar dolar gidebilir ama ben zaten hani çoğunlukla 1.90'ın üzerinde pek önermiyordum dolar alımı. Çünkü her an Merkez Bankası'ndan önemli mesajlar gelebilir diye. Şu aşamada 915 seviyesinin altına geçiyor. Dolar TL kurunda kısa vadede bir yukarı tepki olabilir. Fakat daha sonra yani şuradan itibaren bir yukarı yönlü tepki olabilir. Tekrar 930'lara gelebilir. O seviyelerde short pozisyon düşünülebilir dolarda. Ama özellikle vurgulayayım. Short pozisyon açan birisi için 935 stop olmalı. Onu stop olarak alırsa o şekilde bir pozisyon açabilir. Yani dolarda beklentimiz şu anki aşağı yönlü eğimin devam etmesi şeklinde. Evet, sorulara bakalım evet, isterseniz. Sorulara bakalım izleyici sorularını. Onlar zaten... Siz dolardan bahsetmişken bir dolar sorusu. Dolar TL 1915 kırdı. 1880 ne düşer mi? Dolar borcum var diyor. Tabii herkes bir şekilde dövizle bir bağ var yani. Evet. Ya ben dolar... Bu 1880'e düşer mi sorusu hep geliyor. Evet. Bu herhalde orası bir kritik bir eşik. Şöyle 1880'e bence düşer. Hatta daha da aşağıya da düşebilir. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. 1915 seviyesinin altına gelmiş olması. Bundan yani şöyle bir şey beklenmesin yalnız. Erkan bazen çok ters oluyor. Mesela piyasalar açılıyor. Dolar tekrar yukarı gitmeye başlıyor. Yani 915'i görüyor. Tekrar 925'e gidiyor. Bugün olabilir bu. Hı. Birkaç gün içerisinde 915'in üzerinde de kalmaya çalışabilir. Merkez Bankası eğer ki faizleri ne kadar arttıracak bunu bilmiyoruz. Yani biliyorsun Erdem Başçı açıklama yaptı haftaya başlarken ve dedi ki işte faiz koridorunun genişletilmesi gündeme alınacaktır dedi. 23 Temmuz'daki para politikası kurulunda. Orada benim tahminim o faiz arttırımının ne kadar olacağını bilmiyor piyasa. Hani oradan eğer sadece 25 baz puanlık bir faiz arttırımı gelirse ne bileyim üst koridoru 6.25, 6.50'den 6.75'e çekerse Merkez Bankası böyle bir durumda piyasa için çok rahatlatıcı olmaz. O zaman dolarda tekrar yukarı hareket görürüz. Ama 1 puan civarında bir yükseliş yaparsa yani 6.5'dan 7.5'a çekerse veya ne bileyim 8'e çekerse öyle bir durumda dolarda biz 1.85'e kadar bile düşüş görebiliriz. Yani 1.88... 1.87.50 yani daha doğrusu dolarda isterseniz tekrar verelim grafiği. Yani nereden nereye geldik ve nasıl bir hareket izliyoruz. Şimdi şu grafikte üst banttaydık. Yani burası 90 ile 97 aralığı şu aralık. Ve 90-92 seviyesi bizim için dirençti. Oraya geçilmişti. Şimdi bunun altına tekrar düşünmesi durumunda ilk seviye şu 1.87.50 seviyesi yani daha önce direnç olan şu seviye 1.87.50 seviyesi bizim ilk beklediğimiz düşüş noktası. 1.87.50'ye düştükten sonra belki tepki yapabilir ama dolarda benim tahmin ettiğim hareket aynen şurada olduğu gibi yani 2012'nin başında olduğu gibi yavaş yavaş tekrar doların geri çekilmeye başlaması. Fakat artık kurların bir daha 70'lere 75'lere inmemesi, genel olarak 1.85 ile 1.90 arasında yeni bir kanal oluşturması. Hı hı. Yani 1.85 ile 1.90 arasında yeni bir kanal şey yapabiliriz. Yani bu bölgede görebiliriz. Bak mesela bu aralıkta şöyle bir kanal içerisinde hareket etmesi en sağlıklı olacaktır. 1.85 ile
1920 aralığı kanalı olabilir veya biraz daha kanalı aşağı çekebiliriz. Yani 1.84 civarına da çekebiliriz. Böyle bir hareket olması her zaman piyasa için çok daha sağlıklı olacaktır. Şu bölge 1.87.50, 1.85 burası. Dolayısıyla şuradan itibaren şu aralıkta dalgalanan bir dolar kuru Türkiye ekonomisi için de oldukça faydalı bir kur olacaktır. Dolayısıyla Kemal Öztürk'ün sorusuna benim cevabım dolarda borcu da varsa şu aşamada bir miktar daha beklemeli. Ama tabii yarın ne olacağını bilmiyoruz ki. Yani yarın yani yarın başka bir olay nedeniyle dolar tekrar gidebilir. O da hakkını helal etsin. Onu izlemek lazım. Hani borcumu hocam kapatamayacağım. Şöyle bir şey yapabilir Kemal Bey, bilmiyorum ne kadar bir vadeli borcu var ama şu an borç alan insanlar şunu yapabilirler, onu özellikle vurgulayayım sevgili seyirciler. Borç aldınız ve kurlarda 1.75'lerde 1.80'lerdeydi. Yani Merkez Bankası da kurları daha fazla aşağı getirmek istemiyordu, açıkça bunu söylüyordu. Orada aslında vadeli işlemler borsasına girip alacağınız mesela 10 bin dolara mı ihtiyacınız var? Sadece 1000 dolar yatırarak vadeli işlemler borsasında 10 bin doları alabiliyorsunuz. Bu dolayısıyla yani hedge etmiş oluyorsunuz. Kurlar ne olursa olsun size yani siz diyelim ki 1.80'den almışsanız doları 1-2 lira da olsa kurlar size 1.80'den mecburen veriyorlar. Dolayısıyla da o riski hedge etmiş oluyorsunuz. Ama yatırımcılar için tabii insanlarımız hani sıradan o teknikleri bilmeyebilirler. Vadeli işlemler ve opsiyon borsası çok riskli de olabilir. Fakat hedge etmek için yani gelecekte yapacağım bir ödemeyi hedge etmek için iyi bir piyasa ve ne kadar hedge edenler artarsa o kadar piyasa gelişecektir. Evet, evet. Bugün sorular genelde dolar üzerine hocam. Ama Kubilay Bey'in sorusuna geçelim. Hocam salı günü yapılacak PPK toplantısından beklentiniz nedir diyor. Borsa PPK kararlarından sizce nasıl etkilenir? Vallahi şöyle yani bu arada PPK para politikası kurulu, onu da açalım izleyicilerimize. Evet, şimdi para politikası kurulunda en çok beklenen faizin neresinde ne yapılacak? 3 tane faiz var. Bir koridorun alt bandı. Bu alt band faiz Merkez Bankası'na paranı götürdüğünde kabul etmek zorunda olduğu faiz. Yani hiç kimseye paranı veremezsen Merkez Bankası %4 veriyor yıllık. Politika faizi var 4,5. Bu da Merkez Bankası diyor ki her hafta ve günlük rapo ihaleleri açıyorum. Miktarı ben belirlerim. Parayı sıkılaştırmak istersem bu miktarı azaltırım. Eğer parayı genişletmek istersem arttırırım. 4,5'tan diyor para veririm piyasaya. Hani bu faizi de arttırabilir. Üçüncüsü de koridorun üst kısmı. O da Merkez Bankası'nın borç verme faizi. Yani ben gelen herhangi bir piyasa yapıcı bir bankaya verebilirim. %6,5'tan istediği kadar para verebilirim. Yeter ki istesin. Şimdi %6,5'tan veriyorsun ama dış piyasa yani normal piyasada da %8,5 faizler var. Ben gideyim banka Merkez Bankası'ndan alayım 6,5 faizle parayı. Gideyim 8,5'tan değerlendireyim. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın koridorları ve politika faizi gerçek piyasa faizinden çok farklı olmamalı. Hani bunu göz önüne aldığımda ben ne bileyim koridorun her kademesinde birer puan artırım çok olumlu olabilir. Yani işte alt bandı 5 yapacak, ortayı 5,5 yapacak politika faizini, üst bandı 7,5 yapacak. Yani böyle bir şey olursa piyasa buna oldukça olumlu bakar. Ama işte ne bileyim sadece koridorun üstünü 25 bas puan arttırır, diğerlerine hiç dokunmazsa o zaman çok fazla göstermelik olur. O zaman işte dolarda yukarı yönlü hareket olur. Ve borsa ile faiz arasında bir ters ilişki vardır. Yani faizler eğer yükselirse borsa düşer şeklinde ama bu bizim söylediğimiz faizler piyasa faizdir. Yani piyasadaki faizler yükselirse borsa düşer ve nitekim piyasadaki faizler yükselmiştir son bir ayda. İşte 4.60'lardan Gezi olayları artı daha sonra Bernanke'nin konuşması 4.60'lardan 9.60'a gelmiştir piyasa faizi. Ve o sırada borsada 93.000'den 70.000'e kadar düşmüştür. Şimdi bazı izleyicilerimiz ve okuyuculardan da bana mail geliyor. Hocam nasıl hani faizler yükselirse borsa düşer de anlayamıyorum diyorlar.
Merkez Bankası'nın faizi piyasa faizinin çok altında kaldığı için şu an Merkez Bankası'nın faiz arttırması kurdaki yükselme baskısını azaltacağı, yabancı yatırımcıyı içeriye getireceği için bu aşamada şey yapacaktır. Yani olumlu etkileyecektir. Çünkü yabancıdan gelecek para miktarı artacaktır. İçeriye sermaye girişini arttıracak bir şey olur faizlerin artması. Politika faizinin ve Merkez Bankası'nın artması. O nedenle de tabii ki borsa açısından da olumlu olur. Peki. Bu arada özellikle bu tabii şeyin de söyleyelim. Hani ben şöyle sorulara da bakıyorum. Zeki Bey şeyi sormuş. 77 binde destek yaparsa kısa dönemde 80 bin ve üstüne gelebilir mi diye. 77 binde pek destek beklemiyorum ben. Şimdi isterseniz bir de şeye bakalım. Bu vadeli işlemler borsası nasıl açıldı? Ona bakalım. Evet. Çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Evet. İyi yaşayın şu an, hocam. Olabilir böyle şeyler. Evet. Şimdi borsa vadeli işlemler borsası grafiğimiz bizim. 5 dakikalık şu an borsa da açıldı. Gong'un sesini duyduk. Ve açılışta hafifçe bir yukarı hareket olmuş durumda VOOP'ta. Ama hemen BIST 100'e geçiyorum. BIST 100'de de açılır açılmaz şu an bir yukarı hareket var. Ve 77.200. Ben bu yukarı harekete şu an pek fazla itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ve endeksin yaklaşık olarak şu seviyelerden itibaren, yani 77 bin civarından itibaren, şu an 76 bine doğru geri çekilmesini bekliyorum. Ve şurada çok sert bir hareket oldu, yukarı yönlü. Yani bu seviyelerden itibaren yukarı yönlü çok sert bir hareket oldu. Bu hareket sırasında yani 76.500, 76.300 ve 76.200. 76.200 seviyesi yani bizim %61.8 çizgimiz güçlü destek. Benim tahminim endeks açıldı ve bir miktar geri çekilme yapacak ve dünkü hızlı yükselişini bir hazmedecek diye bekliyorum. Ama önemli olan tabii şey yapmaması, yani şu seviyenin altına düşmemesi. O da 75.000 seviyesi. 75.000'in üzerinde kaldığı sürece yön yukarı olacaktır. Yani 75.000 seviyesi bu seviye. Dolayısıyla 75.000 üzerinde kaldığı sürece endekste sorun olmayacaktır. Benim tahminim endeks bugün bir miktar geri çekilme yapacak ve belki biraz daha yatay ve sıkışık gidecek. Şurada çok yoğun işlem hacmi vardı, yoğun alımlar vardı. Bu önemlidir. Bir de eğer şeye bakacak olursak, yabancı takasına bakacak olursak, yabancı takasında da şu bölgede görüldüğü üzere yabancılardan alımlar başladı. Dün de alım vardı yabancılardan. Özellikle Bernanke'nin konuşması sonrasında son 3 gündür yabancı alımları var. Bu nedenle de borsada hani çok da fazla aşağı yönlü yeni bir trendin oluşmasını çok fazla beklemiyorum Erkan. Genel olarak borsa için beklentim bugün hafif aşağı eğimli ve destek arayan bir borsa görebiliriz. Ama sonrasında tekrar yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Yani önümüzdeki birkaç hafta hani çok ters bir şey gelmese daha olumlu olabilir. Bir soru hocam, günaydın. Faizlerin yükseldiği bu dönemde sene sonuna kadar 5-6 aylık dönem için %9,5 civarında bono tahvil alınması uygun mudur? Diyor bir izleyicimiz. Faizlerin yükseldiği tabii şöyle. Yani faizlerin yukarı hareketini bekliyor musunuz diyor. Gerçi cevabını yok, biraz verdiniz. Faizlerin artık daha fazla yukarı hareket yapmasını beklemiyorum. Yani ona yaklaştı zaten, 9.60'tı. Tahvil bono ki fonlarını çok %100 öneriyorum. Hı-hı. Yani mevduattaki parayı tahvil bono fonuna geçmek anlamlı. Veya direkt bildiğiniz bir tahvil varsa, gösterge tahvil olabilir bu. Veya 5-10 yıllık tahviller olabilir. Onlardan alım yaptığınızda faizler geriledikçe onların da getirisi çok yüksek olacaktır. Aynı yani tahvilinde bir fiyatı vardır. Diyelim ki 92 liradan alırsın, 95 liradan satarsın. Tahvil de aynı hisse senedi gibi işlem görür. Ama tahvilde biz fiyatlarıyla konuşmayız. Yani şu tahvil 91 lira, 92 lira, 93 lira demeyiz. Çünkü her gün tahvilin nemalısı fiyatının üzerine eklenir. O yüzden
dünkü fiyatla bugünkünü karşılaştıramazsın. Bu yüzden bileşik faizine bakılır. Yıllık bileşik faizine. Ve birçok tahvilde de şu an 8,5-9 aralığında yıllık bileşik faiz vardır. Faizler %7'ye gerilediği zaman o tahvilin fiyatı da bayağı ciddi bir şekilde artmış olacaktır. O yüzden onu söyleyebiliriz. Evet. Yine hep bugün dolar ve faiz üzerinden gidiyor hocam sorular. Bir evet. Son gelen soruya bakalım. Sayın hocam, Mayıs ayında yaptığım altın yorumunda onsu 1.180'i görür. Oradan çift dip yapıp tahminen 2 yılda 2.300 onsu görür demiştim. Şimdilik 1000 onsu teknik olarak göremiyorum. Kimsenin beyini karıştırmasınlar diyor. Yorum var burada. Soru yok, evet, ama. Evet, İrfan Bey arada sırada kendi öngörülerini paylaşıyordu. Hı hı. Ve burada da bir öngörü yapmış. Yani İrfan Bey diyor ki, İrfan Sahar, altın tekrar 1000 onsu falan görmez, milletin kafasını karıştırmasınlar diyor. Kim karıştırıyor hocam? Kime bu laf? Hayır ya, şimdi yorumculara mı? Yok yok, şöyle yani, genellikle internet sitelerinde orada burada işte, hı-hı, raporlar yayınlanıyor. Altın 1000'in de altına düşecek, şu olacak, bu olacak. O da aslında iyi niyetle izleyicilere kendi mesajını geçmeye çalışıyor ve onu da işte güçlendirmek adına daha 1180'ini görür dedim, arkasından çift dip yapıp tahminen 2 yılda 2300 onsu görür demiştim diyor. Yani şu an 1200'deyiz henüz. Yani izleyen 2 yılda altının 2300 dolara çıkacağını söylüyor. Yani bu yüzde, nereden baksan %100'e yakın. Yani %80-90 bir artış. Tabii o kendi yorumu, biz de izleyicilerimize paylaşmış olalım. Peki. Bu arada Mert, yine altınlar gelmeye başladı. Yani altın soruları gelmeye başladı. Dün altında neler olduğunu ayrıca bir izleyelim isterseniz. Yani grafikte altında neler olduğunu vereceğim. Şurası Bernanke'nin dün konuşmaya, daha doğrusu mesajının geldiği yer. Altın hızla yükseldi ve 1300 dolara geldi. Arkasından Bernanke konuşmaya devam etti ve sorular almaya başladı. Ondan sonra altında tekrar bir daha bir sert düşüş geldi. 1275 dolardan işlem görüyor. Günlük grafiğe baktığımızda ise, günlük grafikte bu dünkü hareketler ne kadar böyle sessiz sakin kalmış gözüküyor. Yalnız şurada altınla ilgili olarak şunu belirteyim. Dün yüksek bir işlem hacmi olmuş durumda. Ve bu işlem hacmiyle birlikte bir miktar satış yemiş durumda. Yüksek, çok yüksek oranda işlem miktarı gerçekleşmiş. Eğer altın bir hafta içerisinde 1250 doların altına düşmezse, buradan çok sert yükselişler görürüz. Yani 1350 dolara doğru sert yükselişler görürüz. Özellikle kritik nokta şu. Yani altın eğer bir hafta içerisinde, bir iki hafta içerisinde 1250 doların altını görmez de buralarda kalmaya devam ederse, özellikle 1300-1350 dolara doğru bir hareket görürüz. Bu nedenle altında long pozisyon açılabilir. Ama 1250 doları gördüğü anda hemen pozisyon kapatılmalı, zarar realize edilmelidir. Şu an böyle bir pozisyon. 1275 dolarda. 1275 dolar seviyesi oldukça kararlı bir seviye. Yani 25 dolar zararı göze alan yaklaşık 70 dolar bir karı şey yapabilir, hedefleyebilir. TL fiyatı olarak da tabii altın şey oluyor. Yani altın dolar bazında düşünce, bir de dolar da TL'ye karşı değer kaybedince, o zaman altın düşüyor. Altın tekrar 78-40'lara geldi. Yani 80 liraları görmüştü. Bu seviyelerde yatay gidiyor. Tahmin ediyorum bu 77'nin üzerinde kalacak altın. TL olarak 77'nin üzerinde kalacak. Ve altında 1300'lere doğru bir hareket başladığı anda biz buradan tekrar 80'in üzerini göreceğiz. Ama altın için şu an kısa vadede, yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde 82 ile 84 aralığı altınlarını bir miktar satıp sonra tekrar aşağıdan almak için iyi bir yer olacak diye düşünüyorum. Yoksa en az 2 sene beklemelerini öneririm. Onu da o şekilde verebiliriz. Peki hocam. Bu arada evet, siz buyurun hocam. Bu bir ara diyor faiz nedir bu
faiz açıklar mısınız? Koridor faizi, politika faizi, borç faizi, gerçi buna vaktimiz yok. Yok, az önce ben bunların hepsini cevapladım. Evet, faizleri artırmak yerine hisse senedi piyasası gibi yatırım araçlarının cazibesi artırılsa diyor. Nasıl artıracağız? Hisse senedi mesela cazibesini nasıl artıracağız? Hani vergi derseniz vergi yok zaten. Alıp tutan zaten vergi ödemiyor. Yani hisse senedinden gelen kazançlardan hani alıp tuttuğu sürece ödemiyor. Hani çok sık işlem yapıyorsa komisyon ödüyor. Yani cazibesinin artması ülke ekonomisi ne kadar hızlı büyürse, ne kadar firmalar daha çok kar ederse hisse senetleri piyasasının cazibesi artar. Yani biz şu an %4 büyüme hedefimiz vardı. Tahmin ediyorum dün Sayın Babacan da o sinyali verdi. Bir miktar hedefte revizyon yapılacak. Yani belki 3.5'a çekilecek, 3.6'ya. Ama 2013 yılı içerisinde benim tahminen büyüme hedefim, yani daha önce ben 4'ün üzerinde olur diye düşünüyordum bu olaylardan sonra. Yani 3'ü anca buluruz. Yani 3.2 olabilir. Diğer taraftan şey çok önemli, enflasyon. Yani enflasyon tutmayacak artık. Yani o aşikar. Bunu Sayın Babacan da belirtti. Enflasyonda da bir revizyon olacak tahmin ediyorum. Herhalde 5.30, yani yıla başlarken Sayın Erdem Bahçe hiçbir zaman, hiçbir sene bu kadar enflasyonu rahat tutturacağımız bir yıl olmayacak demişti. Yani bu sene en çok yaklaştığımız an demişti. Yani hedefe olacak ama maalesef yaklaşamayacağız yine. Yani yine çok sapmış olacak. Yani 5.30 hedef var. 7.30 falan olacak bence. Yani 2 puan sapma oldukça yüksek bir sapma. Kemal Sağar'ın söylediği bu faiz nedir dediği, koridor faizin, yani koridorun üstü var, altı var, bir de politika faizi var. Üst bant Merkez Bankası'nın borç verdiği faiz. Alt bant Merkez Bankası'nın paraya verdiği faiz. Merkez Bankası'na parasını tutarsa eğer bankalar. Ortası da politika faizi. Her gün veya her hafta bir repo düzenliyor. Günlük veya haftalık repolarda uyguladığı faiz. Bunu da tabii piyasa yapıcı Peki. bankalara veriyor. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Süremiz sona ermiş. Baran'ın rotasını noktalıyoruz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.